Gitmeden önce bir başvuru adreslerimizi tekrar etmek istiyorum. www.kanald.com.tr ve telefon numaramızda 0539 570 3707. Evet, şimdi Yaren'le kayınvalidesi Filiz Hanım arasında sular durulmuyor. Kayınvalide Filiz Hanım gelini Yaren'le ilgili öyle şeyler söylemiş ki vallahi VTR'den sonra stüdyoda neler olacak gerçekten izlemek istemiyorum. VTR'ye pas atıyorum. Ne yaptınız? Durumu nasıl? İyi misiniz? Kötü müsünüz? Nilgün Hanımcığım, şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten Yaren'den böyle bir şey beklemiyordum. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Kesinlikle kırgınım. Tavrımı koruyorum. Benden özür dilemeden, benim gönlümü almadan barışmayı da düşünmüyorum. O haklısınız. Tavrımı koruyacağım. Haklısın çünkü orada. Beni gerçekten rencide etti. Beni küçük düşürdü ve ağlattı. Zaten Yaren'le başından beri biz yani böyle bir yıldızımız barışmadı. Oğlumdan da kıskanıyor beni. Yani tabii. Yaşı küçük ama aklı dili büyük. Papuç kadar, aklı büyük. Mesela oğlum bana çok düşkün, aşırı düşkün. Oğlumu resmen kıskanıyor benden. Yani benim oğlumun zaafını benim bana karşı kullandırtıyor. Filiz Hanım, ben dünkü kritiklerde gördüm sizi. Hiç uyum yok birbirinize. Neden? Şöyle oğlum... cevap vereyim. Ben zaten Yaren'le biz ayrı dünyanın insanlarıyız. Oğlumla evlenmesini de baştan beri hiç onaylamadım. Demek öyle oğlunu kıskandığımı düşünüyorsun senden. Bu nasıl bir düşünceye sahiptik? Evlendirmeseydin. Ben evlendirmedim çünkü. Evlendirmeseydin anne o zaman ya. Hayır, kıskanmak ne demek? Bana ben Yaren alacağım dedi. Ben onaylamadım. Kendisi istedi. Kusura bakma. Tabii ki de onun istediği olacak. Senin istediğin olmayacak. Beni vallahi istediyse. Kusura bakma. Ben paşalar olduysa, gibi de beni aldı bu kadar. Paşalar gibi seni aldıysa da ben de annesiyim. 9 ay ben karnında gezdirdim. Sen gezdirmedin canım. O kimi severse, neyi kendine hoş görürse tamam, o olacak. Tamam, biz de saygı sen duyduk. Sen git kızım bununla evlen diye bununla mı evlenecek ya? Tamam, biz de saygı duyduk. Peki benim nasıl kıskanıyorum? Ama... Ben eşimi senden nasıl kıskanıyorum? Bir izah eder şimdi misin ben bana? Ben genç kayınvalideyim. Benim her şeyim gözünüze batıyor. Benim her şeyim olay oluyor. Ya. Çatır çatır çatlıyorsunuz. Ya. Lütfen. Örnek verir misin? Neyimiz gözümüze batıyor senin? Neyin? Giyimin mi? Kuşamın mı? Evet, giyimin mi? Tozman mı? Ne? Tozman da eleştiriliyor. Ben de geziyorum. Her ben şeyim. De tozuyorum. Ama ben senin giyimine kuşamına karışmıyorum. Çatır çatır oğlunun parasını yiyorsun. Çatır çatır yiyeceğim. Oo. Çatır çatır. Çatır çatır yiyorsun. Çatır çatır yiyorsun. Benim kocam, ben yemiyorum. Benim sen kocam, yiyorsun. Benim servetim, benim kocam. Gezmeme karışıyorsunuz, olay yapıyorsunuz. Kim? Ne zaman gezmene laf ettim pardon? Ama ben sizin ne gezmelerinize, pardon. Ne giyimlerinize, ne kuşamlarınıza karışmıyorum. Ne zaman? Siz benim her şeyime kadar karışıyorsunuz. Ne zaman gezmene laf ettik pardon? Vallahi laf ettiğiniz zamanlar da oluyor canım. Örnek ver bana, şudur budur deme. Bana de ki, bana kanıtlı bir şekilde göster. Bana mesaj atıyorsun mesela. Evet. Anne ne yap, bütün gün anne ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bir sıkıntın var mı demiyorsun. Akşam 10 saat 10. Ne yapıyorsun bakalım? Ki. Ben sana yazmıyorum ki. Nereden hayırdır yani, ne yapıyormuşum ben? Ben sana yazmıyorum ki. Ben sana ayda yılda bir belki de. Genelde i̇şte, telefondan konuşuyoruz. Sen yani işte ararsın. O yüzden dedim ayrı dünyanın peki, insanlarıyız. Peki oğlunu kıskanmak nedir? Bana bunu bir izah et. Oğlumu kıskanmak nedir? Çünkü ben oğlumun bana çok düşkün olduğunu biliyorsun. O zaafı kullanıyorsun canım. Her anne oğluna düşkündür. Evet. Her anne oğlan da ama annesine düşkündür. Yani işte, bu bir kuraldır. İşte ben onu da sende sezinlediğim için konuşuyorum ya. Yani. Filiz abla, şimdi bu sıkıntılar dünden sonra mı başladı yoksa daha önce de var mıydı? Dünden sonra böyle dünden daha sonra, bir şey oldu. Çünkü kendisi beni ağlattı. Ben özür dilemem Demet Hanım. Özür dilemem. Hırpalamadan. Ben özür dilemem. Asla, çünkü ben haklıyım. Ya, asla diye bir şey yok ya. Hayır, asla diye hayır. Bir şey yok. Burada kaynanamı tartışıyorum Yağmurcuğum, sen bir karışma. Ben asla özür dilemem. Çünkü peki, ben sözümün arkasındayım. Peki. Bu kadar. Filiz Hanım acaba niye onaylamadı şimdi bu evliliği? Evet. Ben oraya bak, takıldım. Bak, sen onaylamadın ama paşalar evet. Gibi de geldin. Bak, çok bak. Seviyordun beni, ne oldu? Bak. Çok seviyordun, ne bak, oldu? Bak, bak. Bak, böyle sana kitap gibi, bak. Fıstık helal gibi olsun. Çocuğu helal aldın. Olsun. Şimdi de bana kaynana o yap oluyorum. Beni benimsemiyorsun, istemiyorsun. Ya ben o çocuğu doğurup sana vermeseydim, kusura bakma, sen nasıl alacaktın? Gelinim mutlu.
mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.